Geldi Anlat'ta Mert Öcal'la birlikteyiz. Mert Öcal, asla affedemem dediğiniz şey nedir? Yalan. Yalan. Hiç yok mu sizde yalan girdiğiniz? Yani tatlı yalanlar her zaman affedilir tabii ki. Hani karşındaki insanın iyiliği için söylediğin yalanlar ya da hani bir şekilde evet, mantıklı bir altyapısı varsa, ama ciddi ciddi yalan söyleyip sahtekarlık yapmak, hani onu affedemem. Peki hayatınızın ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı? Yani normal sıradan bir gençken BES model yarışmasına katılmıştım. Orada dünya birincisi olmuştum. Ondan sonra oyunculuk ve modellik serüveni başladı. Orası herhalde benim için kırılma noktalarından biridir. Peki hiç bir arkadaşlık sitesine ya da aplikasyonuna üye oldunuz mu? Yani Instagram, Facebook, Twitter, bunları eğer o kategoriye koyuyorsanız... Yok yani özellikle öyle bir... Yok, olmadım. Bilmem de yani hani yani TikTok'u bile yeni öğrendim yani şu 2-3 aydır yani. Bilmem yani. Anladım, peki. Birine tek bir soru sorma hakkınız olsa kime ne sormak isterdiniz? Herhangi biri olabilir yani, tanıdığınız biri olması şart değil zaten. Herhangi biri. Herhangi bir tarihten olabilir, herhangi bir zamandan olabilir. Var mıdır böyle bir şey, hiç düşündünüz mü? Hiç düşünmedim, biliyor musunuz? Düşünsem de bir kişi olmaz yani. Hani, çok mu olurdu? Yani tabii tarihin akışına yön vermiş çok önemli insanlara kritik sorular sorabilirdim. Yani o zaten böyle bir anda sorabileceğim bir şeydi yani, düşünüp hani evet, o, çünkü o insanlara bir soru sorma hakkın olur genelde. Evet, o bile olmaz muhtemelen da oradan hani iyi bir cevap alıp hani bir şey, verim almak için evet, düşünüp sormak lazım. Peki hayatta kırmızı çizgileriniz var mıdır? Varsa nelerdir? Kırmızı çizgim hayatta, yani çok net böyle çok katı prensiplerim olmadı hiçbir zaman. Daha esnek, rahat bir insanımdır. Ama tabii hani kırmızı çizgi şey olabilir, yani etik değerlere çok önem veririm. Doğru davranışlara önem veririm. Doğru insan olmaktır ya kırmızı çizgim yani. Doğruyu, düzgünü, etik olanı yapmaktır her zaman. Peki hayatınızda olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir? Ailedir herhalde ya, aile yani tabii. Yani herkes gider aile kalır çünkü. Öyle derler. Evet, öyle dedi ama zaten. Gerçekten öyle. Öyle tabii yani. Peki hiç ününüzü kullanarak hallettiğiniz işler oluyor mu? Oldu. Yalan söylemeyeceğim, oldu. Nerede oldu biliyor ne musun? Oldu? Yani çok asla hani şey yapmam. Evet. Asla ya asla. Hiç tarzım değil yani. Kesinlikle hani tanınan bir insanın avantajını kullanan hani karakterime kesinlikle ters. Çünkü benim için ünlü olmak olmamak hiçbir fark yok. Yani ben sıradan bir Türk vatandaşıyım yani. Hani benim görüşüm, ama bankada... İşte devlet dairesinde falan ufak tefek böyle ya işte yayına yetişeceğim, acelem var falan, yardımcı olur musunuz diye küçük küçük böyle tatlı tatlı bir iki defa olmuştur yani. Evet, ufakmış ama gerçekten. O kadar yani, o kadar şey değil yani. Peki sosyal medyada hiç fake hesabınız var mı? Yok. Yok. Direkt kendi hesabınızla. Tabii tabii. Ya çünkü zaten hani zaten normal kendi hesabımda çok fazla vakit geçiriyorum. Hani yani takip etmek evet, açısından sosyal ortamı. Bir de fake hesapla uğraşılmaz yani. Peki, bir de Twitter var zaten. Stalk yapıyor musunuz? Stalk çok yapıyorum ya, bakıyorum. Ama özellikle birine girip stalk yapmam ben. Yani o keşfette sayfana çıkıyor ya, orada dikkatini çeken bir görsel olduğunda yani hani bir video olur, bir şey olur, birisi olur. Ha, öyle. Ben de onu soracaktım. Göz ucuyla bakar geçerim. Böyle stalk yaparken yakalandınız mı diye. Ya, arada bir yaparım ya, bakarım ama dediğim gibi ben özellikle stalklamam yani. Hani karşıma çıkan şeye bakarım. Böyle. Gezinme diyelim yani, stalk demeyelim mi? Gezinme. Gezinme. Peki gün içinde en çok kullandığınız kelime hangisi? Ne haber derim herhalde. Çünkü yani biz hani bu stüdyoya girerken mesela bir 6-7 kişi, 10 kişi bazen yolda gelirken hep karşılaşıyoruz. Hani ne haber? Selamımı verip geçerim yani. Selam vermek diyebilirim, en çok kullandığım şey. Çok fazla insanla da sürekli denk geldiğiniz için çok bu kelimeyi tabii yani. O, yani şey yani insanlar hep böyle evet, bir güler yüzü, öyle bir hatırda kalmak lazım. O yüzden herkesin yüzüne bakarak bir selam vermek güzeldir yani. Hayatınızın sonuna kadar hiç bıkmadan, usanmadan dinleyeceğiniz bir şarkı var mıdır? Çok şarkı var. Yani müzik benim için çok önemli. Sabah kalkıp ya akşam yatana kadar mesela. Ya müzik çok büyük bir motivasyon kaynağı çünkü yani düştüğünüz zaman eğlenceli bir şarkı duyduğunuzda bile bir anda ruh haliniz değişiyor. O yüzden müzik bence hani benim için çok önemli. Şarkı yani söylemeyi seviyor musunuz? Böyle ufak tefek ya paylaşımlarınız da oluyor. Ya keşke sesim güzel olsaydı aslında ya. Geçen gün bir story atmıştınız. Öyle mi? Çünkü şuraya girerken. Mırıldanıyordunuz aynen. Yani isterdim sesimin güzel olmasını. Şarkı söylemek de bu güzel bir şey yani. Böyle kitlelere evet, hatta yani hitap etmek falan filan, ama başarılı değilim o konuda yani. Peki bugüne kadar hiç kimsenin duymadı ama sizi sevenleri şaşırtacak herhangi bir şeyiniz var mıdır? Kendi kendime konuşurum ben mesela. Nasıl konuşuyorsun? Hatta mesela bir ara korkuyordum, biliyor musun? Böyle acaba şizofrenlik falan mı başladı bence falan. Evde bazen kendi kendime konuşuyorum mesela. Acaba böyle etrafınızdaki insanlarla çok fazla gerekli iletişimi kuramadığınızı olabilir, düşündüğünüz için mi? Olabilir, biliyor musun? Yalnız mı kaldım acaba? Bu kadar yalnız bir insan mıyım? Kendi kendime konuşmaya başladım. Ama çok değil ya, arada bir yani. Arada bir. Hani hastalık boyutunda değil yani. Ciddi anlamda değil. Peki belli bir konu çerçeveniz var mı? Yok. Random ne gelirse. Söylenirim o yani şekilde. Kendi kendime konuşmak şöyle. Söylenirim yani. Kendi kendime söylenirim.
Peki sizi sevmeyenlere, hatta linçleyenlere iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Varsa şu kameraya bakarak bizimle paylaşır mısınız? Sakin olun. Linçlenecek hiçbir şey yok ortada. Hepimiz insanız. Hata yaptığımız zaman eleştiriye açığız. Ama linçlemek, kötü söz söylemek bunlar çok yanlış şeyler. İnsanlar içlerinde sevgi barındırırsa, sevgiyle beslenirse zaten kimseyi linçleyip kimseye kötü söz kullanmazlar. O yüzden her zaman daha sakin, daha anlayışlı, daha böyle hoşgörülü insanlar olursak öyle de bir toplum oluruz ve bu bizim ülkemiz için de çok büyük bir ayrıcalık, güzel bir şey olur yani. Çok güzel bir sosyal mesajdı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Geldi Anlat'ta yine bizimle birlikte olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Geldi Anlat'ta Mert Öcal bizlerle birlikteydi. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.